arkadaşlar. Bugün çok farklı bir video ile karşı karşıya kalacaksınız. Çünkü ben burun ameliyatı olacağım. Çok heyecanlıyım. Şimdi de doktorumuzun yanına gidiyoruz görüşme için. Simülasyon yapılacak. Nasıl bir burun istediğim falan. Onları kararlaştıracağız. Yapılması gerekenleri konuşacağız. Yani bilmiyorum, çok heyecanlıyım ya. Ve ameliyatım yarın. O kadar heyecanlıyım ki gerçekten, süreç nasıl geçecek, ne yapacağım bilmiyorum yani, aşırı heyecanlıyım. Ve siz bu videoyu da, hani ben şimdi yarın diyorum ama bütün işlemler böyle ameliyat falan bittikten sonra siz bu videoyu izlemiş olacaksınız. Şu anda da yağmur yağıyor, böyle gözlerim böyle kamaşık kamaşık bakıyorum size. İkinci bir video da gelecek. Şimdi bu ameliyat süreciyle alakalı bunu atacağız, ondan sonra ikinci bir videomuz da gelecek. Ya çok heyecanlıyım, bilmiyorum nasıl olacak sizce. Şimdi gidelim çünkü geç kalacağız. 2 dakikamız var biliyor musun randevumuza? Evet. 2 dakikamız. Hadi yürü gidelim. Hadi sen koş. Yürü yürü. Yağmur da yağıyor. Yürü. Şemsiyemiz yok. Hadi heyecan gel. Heyecan var mı? İnanılmaz heyecanlıyım. Hasan kayacaksın. Yerler çok Hasan ıslak. Hasan da bizi takip ediyor. Evet. Sakın suya girme. Yani şurada 10-15 adım sonra doktorun yanındayım. Hayır, bugün değil de bunun yarını çok heyecanlı. Hmm. Bugün ameliyat saati falan da belli olacak. Yağmur bastırdı. Yürü. Hadi Hasan koş. Yürü, yağmur bastırdı. Koş, yağmur bastırdı. Neden geldik diyor Hasan. Gel. Kendini de göster. Ay, elim geldi, pardon. Hadi yürüyün. Baltaya geldik şimdi. Evet. Kirpiğe geldik. Kirpiğe mi geldik diyor aslında? Hayır. Buruna geldik bu sefer. Merhaba. Merhaba. Biz geldik. Galoşları giyelim mi? Yiyormuş. Evet, yiyor valla. Giyebilirsiniz. Tamam, dur bekle burada anneciğim. Biraz sen gibi. Heyecan bastı mı? Evet, çok bastı heyecanım. Ama daha bugün değil ama. Asıl heyecan yarın. Gel. Asıl heyecan yarın. Evet. Hilal Hanım, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yarın ameliyatımız var. Evet. Öncelikle nasılsınız? Hazırsınız ameliyata? Hazırım, heyecanlıyım. Süper. Siz nasılsınız? Teşekkürler, vallahi biz de iyiyiz. Uğraşıyoruz, bildiğiniz gibi devam. Şimdi ameliyat öncesi, bugün daha önce görüşmüştük. Son evet. Görüşmemiz olacak. Bana sormak istediğiniz, öncelikle ben sözü size bırakayım. Bana sormak istediğiniz şeyler var mıdır? Yani şimdi ameliyat sonrası süreç nasıl olacak? Onu şu an çok merak ediyorum. Ameliyat sonrası süreç, ameliyat bir kere 3 saat sürecek, konuştuğumuz gibi. Bir 3-4 saat kadar narkozun etkisi sürüyor. O süre zarfında hastanede odanızda kalıyorsunuz. Sonrasında hastanede kalmanızı gerektiren bir süreç değil, taburcu oluyorsunuz. Aşırı derece rahatsız edici bir ağrısız olmaz ama İlk 2-3 gün özellikle burunda hafif bir doluluk ve bu doluluğa bağlı bir rahatsızlık hissi olabiliyor, şişliklere vesaireye bağlı olarak. Abartacak boyutta bir şişme, morarma yaşamıyoruz ama yine de göz altlarımızda bir çizgi şeklinde bir morarma ve yüz bölgesinde, özellikle yanak bölgesinde bazen şişmeler olabiliyor. Bunları ilk 2-3 güne kadar en maksimum boyuta ulaşıyor, ne kadar olacaksa. 3. günden sonra gerilemeye başlıyor. Genellikle şişlikler de azalacağı için 3. gün itibariyle hasta birazcık daha rahatlıyorlar. Uyku bazen problem olabiliyor çünkü şöyle bir şey var. Ameliyat sonrasında yüksek yatmamız gerekiyor. Yani normal düz yüzüstü yatma durumumuz olmuyor. Buruna bir zarar gelmesin biraz diye. Biraz dikey bir şekilde. Aynen, 2-3 yastıkta falan yatmanız gerekiyor. Bunu da hastanede zaten ayarlayacaklar. Evde de kimi hastalar çok rahat bir şekilde uyuyorlar. Zaten hastaların büyük çoğunluğu şunu diyor. Hocam biz sıkıntı, problem, hiçbir şey yaşamadık. Korktuğumuz gibi değilmiş. Gayet rahat geçti diyorlar ama hani bazen özellikle bu uyku döneminde de bir problem şey yaşarsanız, ben öyle her yerde uyuyamam. Yatış pozisyonum önemlidir. Hemen uykum kaçar. Kolay kolay tekrar dalmakta güçlük çekelim diyen kişilerdenseniz birazcık daha bu ilk 2-3 gün uyku bozukluğu üstüne eklenince biraz baş ağrısı vesaire yapabiliyor. Ama bu genellikle %3-5 hastada falan olur bu dediğim durum. Genellikle ağrı kesici falan içebiliyor muyuz? Ağrı kesici yazacağız zaten. Mutlaka hem ağrınız olmasa bile bazen hastalar hatta ihbar ediyorlar. Yani hocam bizim hiç ağrımız olmadı. O yüzden ağrı kesici içmedik ama ağrı kesicinin amacı ağrıyı dindirmekten öte aynı zamanda ödem çözücü etkisi de olduğu için şişliklerin vesaire daha hızlı bir şekilde toparlamasına, iyileşmesine yardımcı oluyor. Olsa da olmasa da içeceğiz yani. Evet, mutlaka. Hatta ben iki farklı ağrı kesici başlıyorum. İkisini kullanmanızı öneririm. Bir de antibiyotiniz ve diğer yardımcı ilaçlarımız olacak. Ben evde hiç pansuman yapacağım mı? Şöyle, evde pansuman yapacağınız bir şey aslında çok fazla yok. Ama ameliyat sonrasında malum hafif sızıntı şeklinde bir kanama oluyor ilk gün. Ara ara burun ucunuzda bir gazlı bez ve bir bant olacak. Bu bant kirlendikçe bu bandı birkaç kez değiştirmeniz gerekebilir. Genellikle bu ilk 24 saat oluyor. Bu ilk 24 saatten sonrasında çok fazla kanama vesaire bir şey kesilir. Çok fazla yapmanıza gereksinim kalmaz. Yani biz onu çıkarırken bir şey olmaz değil mi? Hayır, hiçbir şey olmaz. Rahat olmalı. Sağlam yapacağız. Tamam. Aynen.
Bir de şey, hani buz uygulaması var. Yine ilk 24 saat. Buz uygulaması da bildiğimiz tarzda. Hani bir yerimizi bir yere çarparız da şişmesin, ödemlenmesin, morarmasın diye buz koyarız. Aynı mantık. Saat başı 15 dakika şeklinde. Onu hastanedeki hemşire arkadaşlarımız öğretecekler size nasıl yapacağınızı. Hastanedeyken zaten onu öğreneceksiniz. Eve geçtiğinizde 24 saat. Onu da ben öneriyorum. 24 saatten sonra çok fazla bir anlamı olmuyor çünkü. Onu şey yapabilirsiniz. Normal şekilde siz yapmaya devam edebilirsiniz. Onun dışında evde çok yapacağınız bir şey yok. Bir an evvel normal hayatınız neyse ona dönün. Videolarınızı çekmeye devam edin. Ondan sonra gündelik yani böyle çok hasta oldum, aman çok büyük ameliyat oldum psikolojisine kendinizi sokmayın. Ne kadar hızlı bir şekilde kendinizi normal hayata adapte ederseniz emin olun iyileşme süreciniz vesaire de o kadar hızlı. Peki böyle olur. Şey diyorlar hani eğilme, fazla iş yapma, ödem olur falan diyorlar. Yok, ödeme çok etkilemez. Birazcık eğilmek, aşırı eğilmek, kanamayı falan ağır kaldırmak, eğilmek. Kanamayı etkiliyor. Öyle şeyler çok yapmayın ama mesela normal bir akşam yemeği hazırlanacak. Yemeğimi falan yapabilirim herhalde. Yapabilirsiniz. Sofraya iki tabak götürüp normal gündelik işleri, çok ufak ağır kaldırıp ufak işleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Normal bu hatta ben destekliyorum. Ne kadar sosyal hayatınıza, normal gündelik hayatınıza hızlı dönerseniz o kadar iyileşme süreniz o kadar hızlı oluyor. Anladım. Hadi aç kalmayacaksınız. Yemek yapacağım size. Çok heyecanlıyım. Ama şu an olmuyorum. Yarın. Şimdi bakacağız böyle burnuma. Şöyle bir bakalım. Gayet güzel. Yani iç kısımda da hafif bir eğriliğimiz var. Nefes almamızı engelleyecek. Bu kısımlarda müdahale edeceğiz. Şimdiden çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Size güveniyorum. Yarın heyecanla bekliyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız mutlaka. Çok çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Evet, nasıl hissediyorsun? Vallahi bilmiyorum. Biraz böyle şeylerim vardı. Şimdi anneciğim Hasan, dur. Hasan yapma oğlum. Yani heyecanım biraz daha rahatladı. Bir daha görüşünce doktorla. Rahatladım sanki ya. Öyle işte bilmiyorum. Yerimde duramıyorum yalnız ben. Sürekli bir o yana bir o yana. Şimdi formu dolduracağız. Formu bekliyoruz. Öyle yani. Yarın başlıyoruz ha. Yarın başlıyoruz. Evet tamamız değil mi? Hı-hı. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ameliyatımız biliyorsunuz yarın. Dikkat etmemiz gereken şey bu gece 12'den sonra hiçbir şey içmiyoruz. Tamam. Evet. Yani bir nebze oruç tutuyor gibi oluyoruz o vaziyette. Su dahil içmiyoruz. Bu gece 12'den sonra yeme içme olayını bırakıyoruz. Yarın saat sabah saatinde 8.30-9 arası hastanede olmamız gerekiyor. Heyecanlandım şu an. Bir tık daha heyecanlandım. Evet. 8.30-9 arası hastanede olmamız gerekiyor. Eşofman tarzı rahat kıyafetler giyebilirsiniz. Küpe, lens, piercing tarzı metal içerik bir şeyler takmıyoruz. Yüzümüzde de makyaj olmasın, tırnakta da ojelerimizde vesaire olmasın. Onun dışında ameliyat genel anestezi altında oluyor zaten. Kabataslak ortalama 2,5-3 saat kadar sürüyor. Onun dışında da ameliyat bittikten sonra normal hasta uyanınca odasını alıyorlar hastayı. İki antibiyotiğimiz, iki ağrı kesicimiz var. İlaçların hepsi tok karnı içiliyor. Ve antibiyotik 12 saatte bir. Yani 12 saatte bir ne demek? Gece 10'da alıyorsak sonraki gün sabah 10. Tamam. Şimdi ameliyat yarın olduğu için cuma akşam 10'da alıyorsak cumartesi sabah 10'da alıyoruz. Tamam. Onu da şöyle yapıyoruz. Tok karnı dediğim gibi şeyler yapıştıktan sonra mesela gece 10'da şöyle onu yazıyor. Abumentin Arvelesi içiyoruz. Sonra yarım saat 40 dakika ara veriyoruz. 10.40 gibi de şöyle yazıyor. 22.40 gibi de Sipro ve Parol içiyoruz. Tamam. Öyle kombi şeklinde. Sonra da bunları üst üste içeceğim. Evet, birlikte içebilirsiniz. Ha, tamam. Günaydın. Bugün büyük gün. Halil ölü gibisin ya. İkinci gün. Evet, yani bugün ikinci gün. Bugün ameliyat günü arkadaşlar. Gidiyoruz bakalım. Ben çok heyecanlıyım ya. Ne kadar heyecanlısın? Bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Kalbim böyle bir garip. Burnuna veda et. Bay bay burun. Bay bay. Öyle gidiyoruz bakalım. Halil çeker size süreçleri. Ben hastanede çekerim. Evet. İleri narkoz alırken ve narkozdan çıktığımda araları çekmesek. Çekerim. İnşallah kötü bir şey demezsin de yayınlarım. Yani kötü bir şey dersek orayı bipleriz ya da hiç koymayız. Öyle işte, hadi gidelim. Hastanede görüşürüz. Görüşürüz hastanede, bay bay. Elveda burun, elveda burun. Makyajım falan yap, makyaj yapma dedi doktor. O yüzden makyajsız geldim. Öyle geliyoruz. Hadi hayırlısı bakalım. Geldik. Hayırlısı. Hayırlısı bunu. Hadi bakalım gir içeri. Giriyorum. Giriyoruz.
daha gitmemem gerekiyor. Hadi bakalım. Yalandan hasta olursun şimdi bir de. Nazlanırım. Sen oraya yat, ben buraya yatıp uyuyalım bence. Doğumdan sonra aşırı üşüyorum ben. Siz bir de anne misiniz? Evet. Gerçekten. 3,5 yaşında oğlum var. Çok güzel. Besinde var mı anne? Yok, onlarda da yok. Kolon alerjisi? Yok. Ay çok hastayım. Seni mi getirdik hastaneye? Evet. Yatmışlığa bakar mısın Allah aşkına? Gerçekten hastayım. Ne hastası? Kalksana ya. Sen hasta değilsin, ben hastayım. Ben bir buraya yatacağım, bir buraya yatacağım. Parasını verdim. Sıkıldıkça. Bu da bizim yatak. Kalk. Hayır, kalkma. Benim hadi. Olmaz. Ya sen buraya yatmaya mı geldin? Kalksana, bana bakacaksın. Ben nazlanacağım. Kalk. Olmaz. Hadi. Arkadaşlar bu arada doktorumuzun ismini açıklama kısmında yazacağız. Haberiniz olsun. İler size yine hatırlatır. Evet. Teşekkürler. Ben yatıyorum. Bay evet. Bay. Arkadaşlar bu arada siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerinizi de açın. Bunun ikincisi de gelecek değil mi? 2-3. 2-3. Burnumu açtık, kapattık, paketledik. Hepsini çekeceğiz arkadaşlar sizin için. Ama sizden tek ricam abone olmayı unutmayın. Bir de o bildirim zillerini açın. Yani videolarımızı paylaştığımızda ilk sizin önünüze düşsün. Bir de bu videomuza yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ben birazdan ameliyata gideceğim. Halil çeker size. Hadi bye. Heyecanlandım. Ben Hilal Sarısı. Doktor Ali Oğuz Demir'e bugün burun ameliyatı olacağım. Bayağı bir uzun süredir de istiyordum. Ali Oğuz Demir'i araştırdım ve memnuniyetleri gördüm. Bugün burada Ekol Hastanesi'nde ameliyatımı gerçekleştirecek. Biraz sonra ameliyata gireceğim. Biraz heyecanlıyım. Yani şu an her şey yolunda gidiyor. Her şey çok güzel. İnşallah çıkınca da çok güzel olacak her şey. Haydi. Annem. Ne oluyor? Deden nerede? Saklambaç mı oynuyorsunuz? Evet. Günaydın, hoş geldiniz. Hazırız, sizi bekliyoruz. Heyecan var. Var. Olması gerektiği ama size güveniyorum. Elimizden geleni yapacağız bakalım. İçerisi hazır. Tamam. Ameliyathanede tekrar görüşürüz. Tamam, şimdi görüşürüz. Şimdi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. 3 saat kadar sürecek, çıkışta tekrar görüşürüz. Tamam. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Evet, tuvalete dedik. Hmm. Çağırıyorum. Evet. Son kez selamlaşalım. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Ne yapıyorum ya? Hadi. Merhaba. Heyecanlandım. Şimdi siz gelince. Biz kendi kameramıza bakıyoruz. Ya ya biz hazırız. 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 Yani bence olmasın. Şey, bunun arkası açık ya biraz. Sen doğum yapmış kadınsın ya. Burun ne olacak? Normal mi yaptık doğumu? Yok. O da ameliyat ya. Evet. Ayık olarak içeride çok fazla vakit geçirmeyeceğim değil mi? Hayır. Onu tamam. Oğuz Bey'e söyle, direkt bayılsın seni. Tamam. Yani içeriği fazla görmeyeyim. Ben arkadaşlarla görüştüm. Tamam. Sadece şey hatırlayacağız. Mikrofonu gelsen. Tamam alacağım ben hayatım. Tamam. Sen hiç düşünme böyle şeyleri. Tamam. Tamam biz gidiyoruz. Ben de geleyim gideceğiniz yere kadar. Şuraya kadar gelin. Aa buraya kadar mı yedi? Evet. Hayatım öpün biterim. Biterim. Ya, oh. Hadi dikkat et. Evet. Hadi ben de. Bonemiz içeride herhalde. Gözünü kapatacaksın, açacaksın, geleceksin. Anlayacağım. Bir şey hatırlamayacaksın ki. Bir dakika. Hazır mıyız? Biz gidiyoruz. Hadi öptüm. Hadi. Hemen gel. Thank you.